Oyunun sesini de kısalım. YouTube'un şeyini vereyim. Kanalın linkini atayım Discord'dan. İlk maç üzüm bağlarız değil mi? İlker, yanlış hatırlamıyorum. Ben bakıyorum abi. Evet abi, üzüm bağları, vaha palmiyeleri, Pimazov ve Bakırova. Tamam. Yayında bir problem yok gibi şu anda. Oyuna girdim bu arada. Davet atayım ben sana. İzleniyorum. Yayın kasma vesaire yok demiş Mustafa. Tamam, güzel. Şimdi Mustafa diyorum, çağırı. Okey. Sana da davet atayım. O da daveti. Hazır herhalde herkes. Başlatalım bakalım. Dün Foh'la oynayan ekip Shift'in MK6 almış. Eğlenme FV215 beyleri var. Rakiplerinde ise yine bir med var, STB1. Aslında dün de buna yakın bir dizilimle oynamışlardı. E3 ve IS-4 var. Tank çeşitliliği dengeli aslında. Can puanlarında da çok bir fark yok. Kırmızı takımda tamamın mid bölgesine gidecek gibi gözüküyor. Mavi takım bir kontrol edelim. STB ortaya geliyor. E3 ise A tarafında pozisyon alacak gibi gözüküyor. IS-4 ile beraber. Yani haritanın genel avantajı kule oynayabilen tanklar olduğu için dizilimler şu an o şekilde. Sadece E3 bu arada bir atış aldı. Selam Fatih. Hoş geldin. Shift'ın ve FV ortada, eğilmesi arka taraftan C'ye doğru. Şehirden rakibin arkasına sarkmayı planlıyor muhtemelen. IS-4 şehir bölgesinden de ilerliyor şu an elde. IS-4 burada köprünün altındaki ayağa takıldı. Buradan FV'yi sıkıştıracaklar muhtemelen. Evet, FV'yi yakaladı. Ama kaçırdı atışını. Bir tane de atış yemiş oldu. STB de yukarıdan bastırıyor. FB'yi araya alabilirler her an. Evet, FB biraz yalnız kaldı. E3'ten de bir evet taş geliyor. ELM'in bir an önce atış edilmesi gerekiyor. Muhtemelen FB'yi kaybedecekler. Güzel bir hamle yaptılar. Karşında IS-4 de biraz canını kaybetti ama. Kırmızı takım tarafından kaybedilmiş oldu. Shift'ın MK6 biraz pasif kaldı. Ne diyorsun? Yani elde dün yaptığı gibi onu kullanarak uzaktan atış destekleyecekler ama
Bu sefer mavi takım beklemedi. Gafil avlamış oldu diyelim. Evet. Çok da böyle bir tepki veremedi kırmızı takım. Evet. Shift'in MK6'yı da aldıktan sonra. Bekleyip daha sonra E'lerini kullanarak oyun açmayı düşündüler ama mavi takım buna izin vermedi. Bekletmedi açıkçası. Güzel bir hamleydi. İyi düşünülmüş. Artık bu saatten sonra eylemin de çok fazla yapacak bir şey yok. Yalnız IS-4 de tek atış durumunda. Şu anda bir 707 zaten ve maç bitti diyebiliriz. Evet, birinci karşılaşmayı mavi takım kayıp vermeden aldı. 1-0'la. Beklenmedik bir skor. Evet, güzel oynadılar. Kaydı kopmak lazım. Hasarlara bakalım. 6500 hasar vurmuşlar toplamda. Eşit bir dağılım var gibi. Dediğim gibi Shift'in MK6'yı biraz zayıf kullandı. Zayıf kaldı diyelim. FV215V'ye basarken çıkıp oradan çok daha fazla hasar vurabilirdi diye düşünüyorum. IS-4'ün o hamlesi muhtemelen dengelerini bozdu. Yani dediğim gibi bekleyerek bir hamle yapmayı düşündüler ama ELM'in o aksiyona dahil olmasına izin vermedi mavi takım. Çok doğru bir zamanda bir rush geldi. Tank değişikliğine gitmedi. Yine mavi takım aynı dizilimle giriyorlar. Kırmızı takımsa sanırım taktik görüşüyor. Taktik değiştirecekler. Yok, onlar da aynı tanklarla giriyorlar. Üstünlük niye var? Ben üstünlüğü kapatmamışım. Neyse, üstünlük almazlar umarım. Yazı da yazamıyoruz. İzleyici olduğumuz için. Yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. Zaten olmadı, yeniden başlatabiliriz. Tamam, okey. Zaten aynen farklı hamleler yapıyorlar. Ben çıkın diye söyleyeyim dedim abi. Tamam. Beni çekersin tekrar. Tamam. Tamamdır. Karaca çıktı herkes. E50'den burada harabelere gidiyor. STB'in ortaya spota geldi. Üstüne giden tank var mı diye baktım ama biraz uzak kaldı. Çünkü hiç koklayamayacak. Kırmızı takım tamamı harabelere de yapıyor. Mavi takım muhtemelen bir sefer harabelere E50'den biraz hızlı geldi yani. Kırmadan geliyor. Peki böyle çok uzak olmadığı için sorun yaratacağını düşünüyorum. Yapamadı.
bir hasar aldı. IF4 de bir hasar aldı. Evden geldi. Evet, yani aslında şu an orada yalnız. Hızlı bir atak verirse buradan evlenir. Şu an çok hızlı bir şey. Evet, bir kayıp vererek mavi takım maçı da aldık. Aynen, bana ben de bir şüphelendim. Ne oluyor dedim. Maç dönüyor mu dedim ama. Ya, çiftliğinin oradan atış yapması için muhtemelen kaldı ama orada eksik tank yakalanınca pek de şey yapamadılar açıkçası. Hangi haritadaydık? Hangi? Vaha palmiyeleri. Vaha palmiyeleri. Tamam. Ya dünkü maçlara nazaran sanki böyle bir taktiksiz geçiyor gibi maçlar. Ne diyorsun? Yani dünkü maçlara iyi kötü bir haftaya civarında bir hazırlandılar ama sanırım ikinci ve üçüncü yani yarı finale finale pek hazırlanmamış gibi gözüküyorlar. Göreceğiz bakalım ekstradan bir şey yapacaklar mı yoksa maç içinde mi düşünüyorlar? Bakacağız. Kırmızı takım yine Foh'ları oyuna sokuyor. En iyi taktik rush taktiğidir diye. Mavi takımın tank değişikliği yok gibi. Bir hayli karar değiştirdiler. Sanırım aynen. Son anda bir HD alacaklar diyecektim. Hoş geldi. 2 Shift'in MK6 bir Foh yaptılar. Rakip takımda da değişiklik yok. E3'ü bırakıp 268 almışlar. IS-4 yerine de FV-215B'ye geçmişler.
Evet, böyle bir maç izleyeceğiz sanırım Çağrı. Selam Ali, hoş geldin. C tarafında oynayacak diye düşünüyorum kırmızı takımın. Yani tank dizilimi bana öyle bir izlenim veriyor. Ya da A'dan rush mı gelecek bilmiyorum. Çünkü iki fuhallıkları için ne yapacaklarını kestiremiyorum çok fazla. İki takım da A bölgesine doğru. Yani sol taraftaki bölgeye doğru. Şöyle değil de tepelikleri kullanacaklar sanırım. Aslında nispeten diğer haritalara göre biraz büyük harita. Evet, oyun alanının fazla olduğu bir harita. Yalnız burada foglar yine basacaklar muhtemelen. Bir atış boşa gitti burada. Bir tane fog atış yaptı. Şimdi 268 onları karşılıyor ama bu biraz kötü bir durum. Yani ikisini birden şarjörlerini boşaltırlarsa 268'i çekebilirler ki 500 kadar bir canı kaldı. Evet. Karşılarının 268 olmaması gerekiyordu. Burada FV karşılaşa konuşamadım. Karşılasaydı çok daha rahat ederlerdi. Geldim. Acil bir telefona bakmam gerekti. Foh. Bayağı ortalık karıştı sonra. Evet, 268 karşılamak zorunda kaldı gelen tankları. O da o biraz zor duruma soktu. Aslında son güncellemeden sonra Foh random maçlarda da çok zor duruma sokuyor yani rakiplerini. Biraz fazla OP oldu. Biraz böyle yani popu tutmak gerçekten biraz problem. Bire gelmiş oluyor bu şekilde. Çok tepki vermedi mavi takım. Yani zaten Fohum karşısında da bir tepki vermeleri biraz zor. Taktik de takımlarda kazanmışlardı. Doğma noktalarını değiştirelim. Evet, 268 yerine foh almış burada mavi takım. Kırmızı takımda da bir değişiklik yok. Yine A bölgesine doğru yöneliyor kırmızı takım. Mavi takım da bölgeye doğru gidiyor. Mavi takım sanırım biraz geride karşılayıp STB'nin flank yapmasını bekleyecek diye düşünüyorum. Çünkü STB burada kanalından ilerlemeye çalışıyor sol tarafa doğru ama evet, spotlandıklarını görünce arkalayacaktır muhtemelen. Arkalamadı direkt. Biraz beklemeyi tercih ettiler. Alem adam da bayağı bir hasar almış durumda şu anda. Almaya da devam ediyor. Aslında bunun faydasını görüyorlar şu an. Çünkü durmadan basınca arayı alacak şekilde pozisyon aldılar. Gerçekten çok güzel pozisyon aldı muhakkakı. Evet. Aynı şeyi yapacağını tahmin ettiler. STB bir hasar aldı. Aslında STB artık burada flanka da gidebilir yani çok rahat bir şekilde. Çünkü 3'e 2 kalmışlar. Aslında bu aksiyon yavaş yavaş başladı muhtemelen. Foku da getiriyorlar. Evet. Şu an rahat olan taraf mavi taraf. Evet, Fok'un bir tanesi de 100 canlı kaldı. Muhtemelen STB onu alacaktır. Mavi takım bu maçı da aldı.
Bir önceki maçta bir taktik hatası yaptılar. Belki orada da vermezlerdi ama. En azından ben yani karşı tarafın yaptığı şeyi tahmin ederek ona cevap verecek taktik üretebiliyorlar kısa sürede. O yüzden tebrik ediyorum abi takım burada. Alem adam sıfırı vurmuş. Muhtemelen pozisyon bulunduğu pozisyon nedeniyle kimse atış yapamadı. Mavi takımda ise herkes birbirine yakın hasar vurmuş neredeyse. Evet. Neredeydik ki son haritamız? Himmelsdorf. Himmelsdorf. Mavi takım bir galibiyet yapacak. Dün kırmızı takım Himmelsdorf'ta iyi iş çıkarmıştı. Hatırlarsan raydan bir basmışlardı. Sonra vazgeçmişlerdi. Geri dönmüşlerdi. Evet. Yine benzer bir taktikle burada iki maçı da alıp maçı finale taşıyabilir müsabakayı. Bakalım neler yapacaklar. Fakat görselde biraz ağır rush'ı tarzı bir şey düşünüyorlar sanırım. 2 VZ-113 almışlar. Bir de IS-7'leri var. Muhtemelen IS-7 zırhlasın ve ZDPM ile iş görsün diye aldılar. Çünkü mavi takım sürekli STB aldığı için aslında bu fırsatı da değerlendirebilirler. Yani rush yapabilirler ağırları çekip. Muhtemelen onu yapacaklar ama bir tane FOH olsaydı bence iş yapardı yani. Bu dizilimde. Yani ilk kere arka arkaya FOH denediler. Sanırım karşı takımın buna bir hazırlığı olabileceğini tahmin ettiler gününe. Olabilir. Olabilir evet. O da mantıklı. O yüzden bir değişikliğe gitmiş olabilirler. Şu anda mavi takımı 2'ye 3 yakaladılar diyebiliriz. STB biraz uzakta çünkü. Arkalarına geçmeden basması lazım kırmızı takımın ama öyle bir niyetleri yok gibi. Bekliyorlar şu anda. Spot alamadıkları için şu an neyin ne şekilde olduğunu tahmin edemiyorlar muhtemelen ama yavaş yavaş da bahse gelmeye başladı. Ama STB'de bu durumda arkaya geldi. Evet, STB'de yetişmiş oldu ama. FB'ye burada bir baskı var. Fok kaçırdı 113'e yaptığı atışı. Yalnız FB'nin de DPM'i çok iyi. Evet. Öyle de bir durum var. Fop'u araya aldılar şu anda. Yusuf Elfa'ya biraz uzak kaldı. Olay yerinden Alem Adam çok yalnız kaldı. Bunun da bedelini ödettiler diyelim. Yusuf'ta sanırım bir teknik problem yaşandı. Bir AFK gibiydi. İnternetinde mi bir sorun oldu artık? Çok anlayamadım. Olabilir. STB'ye atış yapıyorlar burada. Bayrampaşa aslında pozisyonu iyiydi. Keşke çıkmasaydı. Yusuf'un da bu maçı buradan tek başına çevirmesi oldukça zor artık. Mavi takım ilk finalist diyebiliriz. ...600'e 1300 kadar bir hemen hemen iki katı puan farkı var. FB'nin 3 atış sektirmesi lazım diyeceğim ama sektirmiyor. Gold Mermis, AP, Sarı olduğu için pek sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Evet. İlk finalist mavi takım oldu burada 4-1 gibi bir skorla. Evet. Ona rağmen çok büyük üstünlükle geçen maçlar olmadı. Vahapen yerinde ikinci maç sadece taktik hata yaptılar. Daha doğrusu mavi takım iyi bir taktik aldı. Haricinde güzel maçlardı. Yani çok büyük üstünlüklerle geçmedi genellikle. Tebrik ediyoruz mavi takımı.
Şimdi ben canlı yayına devam edeceğim ama maçı anlatamayacağım. Tamam. Bir problem olmaz zaten. Ben anlatmaya çalışacağım. Aynen, sen anlatmaya devam edersin. Ben takımları ayarlayana kadar ben bir dakikaya geliyorum abi hemen. Tamam. Kenan Tahir size davetleri yolladım odaya. Tamam, gelmişsiniz zaten. Tahir gelmiş, Kenan yok. İzlediniz mi maçları? İzledik abi. İzledik. Taktik ne yapacağız şimdi? Yani taktik, çok bir taktik yapamayacağız. Çalışmadık çünkü biliyorsunuz. Dün de çalışmamıştık. Biz yine klasik tanklarımızı alalım. Rakibin durumuna göre zaten iş içerisinde pozisyon değiştiririz ya. Olmaz mı? Bir saniye. Yine dünkü gibi yapıyorum abi şeyleri. Ayarları. Aynen. Hızır alıyor. Aha. Aslında bir tane E5-4 Ultra oradakinde de zırh var ya, bu yüksek vuran tanklarda çok işe yarıyor. İşte şeyde, Kenan'da ISD haricinde ağır tank yok. Aslında grid de alabilir. Yok, ben YSD'yi de oynayayım. Öyle mi? Sen bilin abi. Guapo, bir de mezarcı var değil mi? Mezarcıya davet atmamız gerekiyor. Metalik hafızası sanırım. Serkan abi. Efendim? Benim sesim yayına Discord üzerinden gidiyorsa ben sizin şeyi baltalarım ama maçı. İstersen sessiz yapalım. Yok maçları. Yok. Sen anlat. Biz çok konuşmuyoruz zaten. Peki. Bak, Karaganlar şu an biz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Himmelsdorf değildi ama üzüm bağlarıydı ilk maç. Orayı açalım. Bende biraz FPS düşüklüğü olacak. Ping de yapabilir. Arabalara doğru pozisyon alalım, sol tarafa doğru. Ben ortadan spot vereyim. Tamam, ben biraz öne çıkayım. Olabilir, sol tarafta önde oynayabilirsin. Yok, çok kısmından dinleyeyim mi? Altı derim. Yok, bizden çok uzaklaşma. Tamam. Yani sana basarlarsa yükselebilecek durumda kalalım, seyredince.
F4 de ortada. Solda E50 var. Sağda T22 var. Sağ taraftan ilerleyebiliyor muyuz? Şeyden pardon, tamam. Soldan. Soldan E50'ye doğru. Şeye bakıyorum. Ben ortadan ineyim abi. Tamam. Ben fark ettirmeden arkadan aradan geçip geçmeyi tamam. Ama spot yedim. Spottan değil. Kenan sen zorlama çık. Az yardımla tutalım. Tamam ben de senin yerine geçeceğim. Kenan sen rastlayın hadi koyayım. Kenan sen de ortadan gel, köprünün altından T22'ye basalım biz. Sav oradan kendini hızlıca. Direkt köprü altından T22'nin arkasına geçmeye çalış. Tamam. Dal dal aşağıdan dal, gir artık. Seni bekliyorum ben. T22'ye basın mı? Aynen, alttan bas Kenan, biz de üstten basalım. Zaten yayına gelmiyor mu sesim abi fazla? Baya çok az geliyormuş. O yüzden ben hiç ses etmedim. Öyle mi? Sizin maçınızmış gibi o şekilde devam edin madem. Tamam. Çok iyisiniz beyler. Elinize sağlık. Bunda hız alayım mı abi? Yani sen bilirsin hangisiyle rahat ediyorsan. Yok yani basma şekli iyi mi? İyi iyi. Yoksa yavaş. Yo bence iyi yani. Çok bir sorun yaşamadık. Tamam. İki ağır almışlar bu kez. Ben deli şattırıcı alacaktım ya. Çünkü ben oynarken elimde medlerini göremedim. Medler neydi?
iki tane lambo çıkar sana. Evet. Şu adamı tut dedim, seni hemen buraya gelip bu adamları uyaraman ekran yapıp zaman kazanmaya da oynuyor olabilirler. Sizin nerede olduğunuzu görüyorlar. Biraz hızlı tepki vermeniz gerekiyor. Yani çok fazla sabit kalmayın. Hareketli oynamaya çalışın. Çünkü 1 dakika sonra aşağı yukarı 1,5 dakika sonra sizin yerinizi görüyorlar yayından. Şimdi ne alayım ben? Projetto'ya geçeyim ya. Soldan da gelebilirler.
hız aldım abi. Onu. Bende de hız var. Alınırsa IS'in face to face yok, IS dediğine face to face yapma abi. Çünkü şey yapamazsın önden. Böyle delenmesin, deli şartları bilersen belki bir iyilik kullan da. Aslında delinecek yer var mı? Ben onu bilmiyordur muhtemelen. Taretinin altı vardı. Evet. Hadi abi. Sanırım düşen var bir tane ama. İnternete gitti. 2 dakikaya geliyor demiş. Evet, bana da öyle diyor. Elimizdeki maçların ikisini de kendimiz verdik ya. Adamlar hiçbir şey yapmadı ya. Biraz daha şey oynamamız lazım. Takım. Sağa gidelim. Bunlar çölden geliyorlar. Çölde karşılıyorlar. Tamam, ben arkaya döndüm. Uzaktan görüşümüz varsa yapalım. Şu anda D100 görünüyor. 60 deniyorum da.
Merkezi açıkta. Tahir, arkalayabiliyor musun? Spotta mısın? Anda gitmiş olması lazım. STB'yi mi? Evet evet. STB'yi sıkıştıralım oradan. Tamam. Yalnız spotlanırsan ilerleme. C100 falan da görecektir orayı. En soldan aşağı gireceğim. Eğer çıkarsa o şekilde olur. Sağlarsam E100 sağa gireyim. Buradan yukarıya mı çıkayım? Devam edeyim mi? Yok mu orada? Spotlayamadın mı? Sefede. Yok abi. En sağ tarafa geç herhalde. Okey. Sağda. Ben tarafta, ben tarafta. Ben IDS 4'ü falan daha tutabilirim. Tamam. Kenan sen de korun akıllı oyunu. Ama IDS 4 battı, bir tane sektördüm. Kaçma, ben de geliyorum sana yardıma. Gelemiyorum, STB buraya gelmiş. Kenan, STB'ye basalım. Kaçtım yeri aldığımda. Tamam. Açıktan geliyorum. STB'yi sıkıştıracağım ben. Havandan doğana doğru. Hamle yapmayacağım. Abi STB'yi al tamam. İyi bana baktı. STB'yi tamam ben mi? Ya Kenan ne yapıyorsun abi sen? Abi bana yardım lazım. At kendini geri, atabildiğin kadar at. Atarım abi. Atış yaparsan gelir sende. Aa yapamam. Yok artık Kenan ya, yok artık ya. Abi arkaya gel, sol gel. Sol gel. Hadi. Bu kadar da kötü oynayamazsın Kenan. Kusura bakma ya. 1600 canla gittin, herifin 300 canı vardı ya. Abi. IST diye dedi şartlayıcı mı kullanıyor şeyim yok. Adır. Evet. Adrenalin derken? Donanım yok herhalde onun. Donanım da yok ya. Donanım fırlandı. Donanımın en üstteki tamam mı? Savaş gücü diyor. Savaş gücünün şeyi alsana. Zızır delmeyi almış olmazsa şeyden şey yaparsın kafadan. AP sayarla. Farklı bir şey mi yapalım? Mouse alabilirdik abi ya. Ya ne alırsak alalım. Bir şey yapamıyoruz biz. Z90
STB'ye basıyoruz diyorum. Yani gelmiyor Kenan, yapacak bir şey yok abi. Sağdan ilerleyelim. Bitsin yani. Maçı da oynayalım da. Sinirlendim ben. Aman aman. Olur. Sen onunla biraz yalnız kalacaksın. Biz buraya geldik çünkü. Ama benim için bir sıkıntı yok. Ayas 4'e atmaya çalış ya. Atıyorum ben. Öldüm. Bekmedilemiyorum. Gir gir ilerle Kenan, ilerle. Atış yap, geri çekilme, ilerle. Abi bir dakika. Bir dakika ben geliyorum. Kızı bıraktım abi. Onun yüzüne şey yaptım. Neredesin İlker? Serkan abi. Efendim? Bir yayını kapatabiliyor musun? Ne oldu? Bir odaya çek, özel bir konuşalım, bir durum var. Bir dakika mikrofonu kapatayım. Tamam.
Tahir, duyuyor musun? Evet abi. Kenan çıktı mı? Kenan bilmiyorum ki abi. Şimdi şu anlık. rakip takımında bir oyuncu oyundan çıkmak zorunda kalmış özel sebeplerden dolayı. Tamam. Rakip takımda turnuvadan çekildiğini söylüyor. Yani iki kişi savaşamayacaklarına göre. Biz de bu durumda otomatikman finale çıkmış oluyoruz. Tamam abi. Artık yarın akşam devam ederiz. Tamam, yine saat 9'da değil mi abi? Ha, 9'da. Hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Arafa, şu onu al. İlker, gel madem plat atalım canlı yayın açmışken. Bir iki maç atalım da öyle kapatalım. Tamam. Ona göre kan seçin. Random mı derken? Ha, gerçekçi mod mu diyorsun? Tamam. Ha, gerçekçi mi oynayalım şey, Ger ona göre gerçekçi kan seçin. oynayalım, ya troll yapalım. Tamam. 8-10. 10. Kolay olsun. Say. Oğlum, canlı şey mi yapacağız? Sahibi. Hepimizi banlatacaksın sen Arif. Abi hiç sayma, sen bas Ya para da yani. çaktın adam. Saylan. Yani. Tamam, sayacağız, bir dakika dur. Mürettebat bak, DPS açıyorum, bekle az bir ya. Aynen. Sayacağız. Orhan Kılıç, yani şu an sebebini söyleyemeyeceğim, bir özel sebep olduğu için çıkmak zorunda kaldı. Yani rakip takım da oynamak istemiyor. Bizim elimizde olan bir şey değil. Başka adam mı yok? O da çok etik olan bir durum değil yani. Adam var da. Ekipler bir hafta önceden belli olduğu için yani o adamın yerine bu adam diye bir şey yapamıyoruz şu anda. Basmışlar bir de. Ben de basayım da gül. Çikinle. Yok, bu sana testi yapıyorum hala ya. Bekliyorum zaten, attırmadım ya. Aynen. Ben de atıyorum. Takım böyle şimdi mücadele devam etmek istemedi. Hatta biz 2v2 yapalım dedik. Hani bu. Geliyordum da. Ağzını burnunu görüyordum. Ya, bizim maçta taraf biraz basit kaldı. Aslında yakalasın, sonra bir şey değil. Yürüyoruz, neler yapıyorum ya? Vur ona değil mi?
Tamamen roket abi. Zaten maç 5-2 olmuş ya. Ulan jaga bak sen ya. Lan burada. Jaga bak sen ya. Hiç üşenmemiş herif. Serkan oradan falana nasıl vurdun ama. Gideceğine emin de değil. Kalkana gitti. Bak oldu ben. Şak abi ya. Jack geri geliyordur muhtemelen. Bizim öteki herif nerede ya? O da ölmüş, sen tek kalmışsın. Ben tekim abi, sen hasarıma bakıyorum ya. Jaga mı çekeceğim beni, ne yapıyorsun sen ya? Buradan yetelen yok. Bunlar hala bir salıyorlar ya. Abi yerim belli yani, ne bileyim. Doldursaydın keşke. Bastım da geç bastım. Zaten üstünlükten gidecek. Y'ye için girdin ha? Ya ben bu maçı ben alamam da. C'ye kim girdi ya? STB girdi. Ha 200 canla köşede bekliyor beni. Reis geliyor reis. Allah! Abi 200 can, 200 can yok. Reis geliyor. Çok çok sinirlendim, çok. Şu şerefsizi al ya. Rahat tutalım ha. Al da. Vur lan, vur patlayıcı vur da öleyim abi. He atacak arkadan. Patlayıcı vur ya. Reis ya. Nasıl aç diyor ya. Takıma baksana, efsane bir takımımız var yine her zamanki gibi. Yani işte 183 alıp trolleyeceğim diye gerekti. Sıfır çekmekte. Türk mü bu ya? Aynen öyle. Yo, Türk de değil. Behçet mi alsam, bir Behçet oynayayım ya. Gerçek kim otta Behçet iş yapıyor. De 90 olmuş mürettebat ayı. Mustafa selam. Discord'a geleceğim diyordun hafta sonu. Yoksa geldi de biz mi görmedik? Turnuvayı şeyler alır ya. Umutların takımı. Yani ben Yusuf'ları yenmelerini de beklemiyordum. İyi oynadılar. Yusuf'lara karşı. Yusuf koptu onlardan ya. Kolay gelsin, afiyet olsun. Yusuf değil de üzüm bağları ikinci maçında Erdem biraz koptu onlardan. Ya bir Erdem atladı iki kere, Erdem'in yüzünden gitti, bir de iki kere de Yusuf'un yüzünden gitti işte maç. Buradayız. Mustafa gece de buradayız. Ve tek adama fokuslanamadı onlar. Mesela çöl kumdan da Erdem atladı ortaya. İki kişi arkada kaldı. Erdem'e sıfır çektirdiler. Erdem yalnız kaldı biraz orada. Adımı arkasından girecekti iki kişi de basıp geçecekler mi? Şunu da oynayalım da yayını bitirelim. Ay şey dedik, turnuva yayınlayacağız dedik, random maç oynuyoruz. Bende ne var? Ahmet'in var.
de var ondan. Ona kısabilir miyim onları? Şuradan açmaya çalışacağım ben onları. Buraya niye bakıyorsun lan? 263. Haa, vurduk bir tane. Üçüncü TD'leri ne bunların ya? Ama ben öldürdüm. Bana buradan kurduğum TD'ler apaçı gibi. Kırılın geldiği yere bak ya. Girsem mi direkt kırıla ben? Kırıla olabilir. Ben bir beğenmeyeyim, memnunum. Kırıla bana bakayım. Bana da dönerdim. Bende. Dayanamadım abi. Bir tane C'ye giren vardı bunlardan. Kim o? Erdem abi bak bana atıyor. Allah'tan bıraktı. O Erdem karşıda mıydı? Ben hiç fark etmedim bile. Proje yapıyor. Yukarıda. İstiyorum ben. Seni bırak Erdem abi. O orayı aldıktan sonra bana bakacaklar ama. Geldim ben. Nerede? Burada var, burada önümden. Ben Erdem abiyi bir alalım. Şimdi takıyorum. Bak. Araştırıyorum. Erdem arkana geldi. Ben atacağım bunu, Erdem abi. Tamam, o bende. Erdem abi, heyler yakışsın ya abi. Erdem yayını izlemiyor. Allah'ım. Selam, hoş geldin. Devam edelim mi yayına? Ne yapalım? Ne diyorsunuz? Biraz... Birkaç maç daha atarız. Üç tane sıfır çeken var. O TD'leri mahvetti bizimkiler orada zaten. Bir maç daha atalım olmadı ya. Kimse bir şey yazmadı. Yayında daha yeni bitiyor çünkü bizim maç. Göl tarafına gitmek istemiyorum ama. Abi iki fok varsa arka sıkıntı. Evet, E75 falan da geliyor. Bizim takım gelmiyor ülke. Baksana hepsi. Maymun gibi hepsi yan yana duruyor. Fok gelmiş bile. Gördüm, gördüm tamamen. Bu iki oluyor. Aynen abi ya, ben kaçayım buradan ya. Herifler sen kaç abi. Durmadan geliyor bir de herifler ya. Şunları bir ava çekeyim. Aa aynen. Oğlum bu ne özgüven yanlış ya. Yanlış yapıyorum ya. Niye özgüveniyorsunuz siz bu kadar ya? Seni bir alayım. Burada.
kadar maymun böyle yan yana geçip maçı izlerse olacağı bu. Çok yaptılar arkada ya. Hadi TD'yi anlıyorum da Shift'ına M103'e ne oluyor? Onu anlamıyorum. Projekte 50 bey hat tutarsak yani yapabileceğimiz bu. Oğlum bak adamlar şurada bak bak. Bak buradan atıyorlar size ya. Bak buradalar ya. Ya hem yatıyorlar hem ölüyorlar ya. Bir de şey ilginç taraf. Görmüyorlar ki. Görmüyorlar abi. Adamlar açıktan atıyor bunları. İyi hadi beni vursunlar vardır. Patlayıcı atıyor M103 foha. Tapınak gibi yerin orada da bir tank geçti. Görmüyorlar ya. Ha tamam. Tamam Mustafa. Merhaba, bu Kenan kulağına nasıl girdi abi? Umut yayındayız. Yayından sonra gel lan. Şef abi. He. Yüz kulağına gel lazım. Abi ben bu modda ne oynayayım? Bekçet oynayayım en iyisi. Bekçet'i görmüyor bunlar ya. Mustafa yemek yerken izleyeyim devam edin demiş. Biz de oynamaya devam edelim. Zaten 8-9 kişi izliyor. Maça çok geç veriyor ya. Saat kaç aslında ya? 10.30. Saat 10. Ya 10 tipler. Genelde tank kastıkları için milletin pek mürettebat kasma gibi bir derdi yok. Yani pek de çok şey yapmıyor. Keyfini oynayanlar harici 10 tier'de bir sıkıntı oluyor böyle. En azından gerçekçi de yani. Verdi. Kaptan Kovac'ı ben güvenmeyiz ha. Continuez à tirer.
etmeye çalışıyorum. Biraz daha mı bekliyorsun? Herifini gördü herhalde ya. Full geldi. Azıcık yani geriye gelip seni sıkıştırması aynen. Onu tahmin edemiyorsun abi. Şu takımlara bak yani. Bu heriflerin gerçekçi modda ne işi var ya? Çok enteresan ya. Biraz daha bekleyebilirdim ya. O biraz daha açığa çıksaydı her türlü dönerdim etrafında. Kayaya verdi birden kendini. Aynen. Yani adam biraz uyanık çıktı. Blood gecesi ha? Vallahi ilginç. Kalan da bana vurdu abi. Sen benim tevlerin oraya gelseydin o ikisini biz alırdık. Ya sen oradan çıkacaksın, sana dönecekler, ben de buradan şarjörlüyüm dedim. Öyle olmuyor işte o işler. Öyle olmuyormuş abi, sen o kadar 3 mermi atacağım diye niye bekliyorsun? At kaç işte dönüyor adam. Ben attım, grili çekeyim dedim. Ya göz üstüme atladı. Standartla 54 direkt döndü oradan bana. O kötü oldu. 54 denemiyordu gerçi de. Standart bir tep demiş, mermi demiş, soktu.
Kazanamadık ya. Nereye geldin burada? Bileri bitirelim diye. Adam H atıyor, delemiyor, 30 vuruyor, 50. Yani elene elene atış ediyorlardı bana. Yayından izle bak. T57'ler burada kendi etrafından dönüyorlar. Birden bana döndü herif. Gene atan yok. Abi işte bizim plata baksana. 39 unit ya. 600 hasar. Tamam, 39 unit plat atmıyor falan. Nasıl öğreniyor bunlar ya? 44 unit, 700 ortalama hasar. 47 VR. 46 VR. Bir tane Mauchen var 59 unit olan. Karşı taraf da çok iyi değil aslında. İyi değil abi zaten, biliyor musun? 30 saniye etrafına dönerek aldılar yani, yaptıkları bu. Lan sizin ne işiniz var şeyde ya? Gerçekçi modda ya. Bu sefer yine ele düzgün bir fokus kalanından Yagöz var bizde. Bakalım ne yapacak.
Adam görüp de ölene kadar onun üstüne basmaları yok mu senin? Vallahi çıldırtıyorsun o şeyden. Tamam ben de gördüm o adamı. Atıyorsan at, atmıyorsan basma işte ya. İlla basacak ya. Gördüğü onu illa basacak oraya. Ya Gevizli iyi oyuncu da tek başına gitti ortaya. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Ya şu modda iyi oyuncu şeyi yok abi ya. Adamlar saç sapan oynuyor bilerek satları etki etmiyor diye. Karşı kara sıfır çeken denk geliyor iyi plan oyuncusu. Bekçet almıyorum ama. Adamlar bekçede bizimkiler öldü ya gidip üstlerine. Başka bir şey yok yani. FB oynayacağım, flash oynayacağım. Aynen boşver keyif yap abi ya. Dert sahibi oldum ya. Buraya bakma. Aklını vermedim. TDM'de yatıyor mu? Şuralarda bir yerde yok. Kimden yiyor ya? Sola tank gelmiş. Ve herif onu spotlayamıyor bile yani. Öldü hala herifi spotlayamadı ya. Behçet ilerlesin abi, ilerle ilerle. Ne? 500 mü? Hala kilitleniyor ya. Bana da oluyor. Bana canlı yayından oluyor diye ben umursamadım. Senden oluyor bana da abi. Başkaları nereden oynatmanı hiç şey yapmıyor. Oğlum Behçet görmüyor musun? Abi şunu vur abi. Abi şunu vur. Abi şey yok. Beni gördü mü? Görmedi. Bu da görmedi. Şuna bir ammo deneyeceğim ya. Bak, ilerledi herif. Şunu atayım en iyisi. Ben öldüm ya. Göstere göstere aldınız ya bana. Şunu alacağım diye. Ayet de ilerlemiş. Arkasına da. Ya beni de görmedi, önümden geçti, görmedi beni. Bir yakalayabilsin. Lan onlar buradayım, bakarsın. Nereye gidiyor oraya işte ya? Onlar hiç rüyat bilmiyorlar, gidiyor ama. Oğlum bir de düşmanız lan, bizi görmezden gelme. Kim kaldı? Bir tane Behçet Reis var. Ölüyor, bunu yaptı. Ağlıdı. Nerede? Ha burada. Nerede? Ölmüş oyna. Kimse görmedi beni. İyi temiz abi. 63 beni gördü. Bir tane mermi attı. Çok sinirlendiyse öyle bir basıyor ki üstüme. Şu reis önümden geçti beni görmedi. Ayıp dedi nerede? Türkmüş o ya. Zeynep Abbaslı diyor. Görmezlikten mi geldik acaba? Ben baya göstere göstere geldim. Olabilir. Bize üzüldüyse ben sormam mı? O da son maç olsun ya. Ben oynayamıyorum zaten şeyden, FPS'den dolayı. Aynen ya. Mustafa'yı yeterince eğlendirdik abi. Yemeğini yemiştir artık ya. Ne?
Ne yapmış bu? Apayı banlatmış mı ya? Banlattım, dinledim ya. Ne olmuş? Ne kadar ban yemişler? Yemişlerdir bayağı ya. Oyun sabotajı en az 6 gün şey ediyor ya. Oyuna girememe cezası falan alıyor. Oyunu sabot etmemiş ki bu herifler, bir de sayaç yapmış. Hayır, sayaç yaptı. Bak ben şimdi videodan SS'ini attım. İlker, E4 de yapacağım o çılgınlığı. Ne diyorsun ya? He. Bunu ben yerden taşları toplayayım, seni tepesinden tak atarım abi. Boşa gitme en azından. Bir tane FB'leri var, bir tane göğüsleri var. Ya da son maçı troll mü yapsam, gidip geminin içinde otursam mı? Gel. Ona lan, ortadan biri bakıyor. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Gel abi gel. Şu 140 alır. Abi yutuyor. Altının metri daha var. Heh. Çekil biraz. Hiç atıyorum abi. Yo, atla atıyor. Oha oha. Atla lan. Atla. Topum kalkmıyor yukarı. Abi bir şeyler oluyor abi. Bu ne lan? M3 de geliyor. Arkadan da Behçet geliyor. Ben geriye soktum bizi. Takım izleyecek misiniz takım? Oho. Şuna bir tane hey vurmak istiyorum arkadan ya. Fokus edin ya. Abi bir dakika, adam durmadan zekanı çıkar mı? Oğlum bak burada herifler, bak işaretliyim size, bak burada var, görüyor musun? Bunun 183'ün daha açtı, adam görmedi. Üstleri almış reisler ya. 183'ün açtığını görmen lazımdı abi. Adam ucunu gördü, yapayınca sene baktı hareket halinde. Harika atsaydın oğlum, niye duruyorsun? Abi filan kapıdan diye gidiyoruz. Mamyonu düşürme diyoruz ya. Nasıl bir yere girdik, anlamadık ki ya. Kimse bizi pezemek kurduğundan da almadı. Alma diye biliyorum ya. Şeker şeker de vermediler. Şu mod oynanmaz ya. Aa, sinir yaratıyor yani, başka bir şey değil. Attım resim ara baksana. Evet, bak Erlan. Şuna bak ya. Maç satış. Neyse, hadi ara verelim abi. Sen de yayını kapat olmadı. 45, 47, 48. Çok güzel. Evet, yarın akşam görüşürüz arkadaşlar.